Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü videomuzda kısa süre önce Apple'ın duyurduğu ve bazı bölgelerde satışa sunduğu iPhone SE modeli hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Apple uzun bir süredir zaten uygun fiyatlı bir iPhone modeli çıkaracağını belli ediyordu. Yani resmi bir açıklama yoktu. Lakin bunu üstten üstten böyle gösteriyordu. İşte uygun fiyatlı bir iPhone yapacağız. Hindistan pazarında satışa çıkacak. Asya pazarını kasıp kavuracak. Minvalinde açıklamalar geliyordu. Nitekim bu en sonunda gerçek oldu. Onlara göre uygun fiyatla bir iPhone modeli satışa sunuldu ki Apple Türkiye sayfasına girdiğinizde de orada işte böyle biraz kelimeler düzmüşler iPhone SE hakkında. Özellikle de fiyatı çok dikkat çekiciymiş. Buna bir ayrı bir parantez açmışlar. Yani iPhone SE'nin 5300 Türk liralık fiyatı aslında çok uygunmuş ve çok dikkat çekiciymiş. Apple'a göre bu gayet makulmuş. Peki bize göre makul mü? Asıl önemli olan bu. Yani kullanıcıya göre makul mü değil mi? Bundan bahsedeceğiz. Lakin önce iPhone SE hakkında birkaç bilgi verelim size. Aslında çok fazla bilgi vermeye de gerek yok. Bildiğiniz iPhone 8, iPhone 8'i alın. Onun içerisine A13, B12 Yonga setini takın. Arka tarafındaki kamerayı da biraz güzelleştirin. İşte XR kalibresinde bir kamerayı oraya takın. Alın size iPhone SE 2020. Yani başka arada bir fark yok. Ne var? İşte bu telefonda kablosuz şarj özelliği var ki artık orta segment modellerde bile kablosuz şarj özelliği zaten var. Ne var? Hızlı şarj var. İşte 4.7 inçlik bir ekranımız var. Burada ekranı biliyorsunuz zaten diğer iPhone modellerinde de 6'dan sonra 4.7 ince geçmişlerde 6, 6S, 7, 7 Plus, işte 8, 8 Plus ta ki iPhone 10'a kadar zaten neydi? Hep 4.7 inçlik bir iPhone'du. Apple yine ne yaptı? 4.7 inçlik iPhone'a geri döndü. Touch ID'yi oraya koydu. iPhone 8'i biraz makyajlayıp tekrardan ne yaptı? Satışa sundu. Ve iPhone SE satışa çıkar çıkmaz da hemen iPhone 8'i de satıştan kaldırdı. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim arkadaşlar. Plus modeli de satıştan kalktığı için önümüzdeki dönemde bir iPhone SE Plus duyurusu da gelebilir. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Tabii bizim burada tartışacağımız asıl sorun 2020 yılında iPhone SE alınır mı alınmaz mı bunu tartışacağız. Şimdi bunu tartışmaya başlamadan önce şunu bir düşünelim. Biz bugünlerde akıllı telefon pazarındaki fiyat kalibresine baktığımızda 4000 lira ile 5000 lira civarında amiral gemisinden bir tık düşük modeller görüyoruz. Nedir bunlar işte? Galaxy Note 10 Lite gibi ya da ne bileyim Huawei Nova 5T gibi vesaire. Bu modellerin fiyatları nedir arkadaşlar? 3000 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Özellikle Xiaomi, Realme, Oppo gibi markalara geçtiğimizde fiyat kalibresinin biraz daha düştüğünü görüyoruz ki geçtiğimiz sene çıkan bir atıyorum Xiaomi Mi 9'u şu anda 5000 lira civarlarına satın alabiliyorsunuz. Yani bu fiyatlara az buçuk üst segment bir model satın alabilirsiniz. Peki iPhone SE de üst segmente hitap ediyor mudur? Evet, Yonga seti tarafında baktığınız zaman gerçekten de üst segment bir model. Yani adamlar kalktı ona sonuçta A13 Bionic Yonga setini koydu. Ha, A11 koysalardı çok bir şey fark eder miydi? Etmezdi. Zira o da A13'ün açtığı bütün uygulamaları aynı performansla muhtemelen açacaktı. Buna sonradan geçeriz. Fakat baktığımız zaman arkada bir tane ana kamera var. Bugün en dandik telefonda bile, bakın abartmıyorum, en dandik telefonda bile 1400 liraya 1500 liraya satılan telefonlarda bile arka tarafta 4 tane ne var? Ana kamera var. Tamam, belki diyeceksiniz ki ya arkadaşım onun çektiği fotoğrafla onun çektiği fotoğraf bir değil. O bir kamerayla ondan çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Tamam, belki doğrudur. Lakin burada önemli olan biraz da ne? Görüntü arkadaşlar. Görüntü. Siz şimdi Şahin motoruna BMW motoru taksanız ne olur? Şahin'e takmasanız ne olur? O Şahin yine dışarıdan baktığınızda nedir? Şahin'dir. Değil mi? Ama BMW'ye Şahin motoru taksanız kimse ona demez ki ya bu aslında Tofaş. Demez. Dolayısıyla burada Apple'ın yapması gereken de çok böyle aman aman olmasa bile oraya bir tane daha kamera koysaydı, onu çift kamera yapsaydı bugün bu kamera konusunda Apple'ı yadırgamıyor olurdu. Heh, onu geçtik. Tamam. Bakıyoruz ekrana 4.7 inç. Yahu kardeşim, yıl olmuş 2020. Tamam, 4.7 inçlik boyutları seven insanlar olabilir. E ne yap? Şu Touch ID'yi kaldır artık ya. Yan tarafa koy. Arka yüze koy. Hadi arka yüze koymayacağım diye inat ediyordun. Daha önce de ne diyordun? Samsung falan arka yüze koydu diye Apple dedik işte arka yüzde Touch ID mi olur? Onun yeri ön taraftır, zarttır, zurttur. Tam yan tarafa koy. Tam ekran yap.
Face ID madem böyle çok maliyetli bir şey oluyor. Tam ekran yap onu da. Damla çentikli bir tasarım yap. Daha değişik bir çizgi olsun. Ama yok. Niye? Çünkü ben ne yapsam kafa satılır mantığı var. Her zaman Apple'da bu mantık vardı zaten arkadaşlar. Dolayısıyla iPhone SE'yi satışa sunarlarken de adam kalkıp da ya ben bunu yapsam satmaz falan diye düşünmemiştir. Ben nasıl olsa bunu satarım diye satışa sunmuşlardır. Tabii şurada bir öz eleştiri de yapmamız lazım. Bu telefonun yurt dışı fiyatı gerçekten uygun. $399. Yani Amerika'da yaşayan biri için 399 birim. Diğer bir deyişle 399 Türk lirası. Yani şimdi bu telefon Türkiye'de 400 lira gibi bir fiyata çıksaydı ki hani bu biraz hayal etmesi bile zor. Düşünseniz de 400 liraya iPhone satılıyor falan. Alınır mıydı? Alınırdı evet. Diğer telefonlara da bakıyorsun gerçi Amerika'da. Onlar da 300-400 lira. Hani euro dolar basında diyorlar ya işte 400 euro, 500 dolar. Onlar da o şekilde. Dolayısıyla burada bir ikileme girmek gerekiyor. Tabii illa ki hani tercihiniz iOS'ten yana olacaksa zaten başka bir seçeneğiniz kalmıyor. Seve seve ne yapıyorsunuz? Ya iPhone alıyorsunuz ya iPhone alıyorsunuz. Lakin burada bizim demek istediğimiz. Arkadaşlar 2020 yılında eğer 4.7 inç üzerine büyük bir takıntınız yoksa ki varsa da gidin iPhone 8 alın da yoksa 5300 lira bu telefona vermek yerine yapacağınız şey çok basit. XR alacaksınız. 1000 lira daha fazla verin. Hatta 1000 lirayı bırakın. Girin Letgo'ya. İkinci elleri tertemiz var. Adam almış bir aylık telefonda. Bir aylık. Garantisi var 2 sene zaten. Alın kullanın onu. Ki şu anda 5000 liraya falan satılıyor. Yani iPhone S alacağınız fiyatın daha düşüğüne XR'ın bir aylık cihazını alabilirsiniz. Ya da 1000 lira daha katın üstüne gidin Apple'ın yetkili mağazasından XR'ı satın alın. İlla ben 4.7 inç alacağım diyorsanız da gidin iPhone 8 alın. Yani kalkıp da şimdi SE için fazladan para ödemenize gerek yok. Muhtemelen arkadaşlar şu anda Apple kendi sitesinden kaldırdı ama birçok teknoloji mağazasında bunlar satılmaya devam edecek. iPhone 8'in fiyatı SE'den ötürü düşecektir. Yani çok fazla bir düşüş olur mu? Olmaz. Niye? Aynı malın mavisi değil de kırmızısı. Ne olur? O 5300'e satılıyorsa bu atıyorum 4.5 olur. Ne olur? 800 lira. Yine cebinizde kalır. Dolayısıyla benim size tavsiyem iPhone SE yerine iPhone 8 ya da XR almanız. Burada Apple'ın eleştirilmesi gereken bir diğer yönü ise iPhone SE'nin bataryası. Yanlış hatırlamıyorsam 1812 mAh'lik gibi bir batarya kullanmışlar. Yani 2000 mAh'in altında. RAM'e bakıyorsunuz 3 GB. Tamam, Apple'ın artık düşük RAM kullanmasına alıştık zaten. iOS'ten ötürü düşük RAM kullanıyordu. Lakin arkadaşım bataryayı biraz yükselt be. Yani kaç para olacak? Bir batarya kaç para? Kaç para bir batarya? Apple o bataryanın gelişi 2 dolar, 3 dolar. Belki o kadar bile değil. Dolayısıyla biraz daha yükselseydi 3.5 dolar ödeyecekti. Ama adamlar yani hep böyle kendileriyle kıyaslama olayı var ya işte neymiş şundan 3 saat daha fazla uzun konuşacaksınız 2 saat. Ya millet 65 watt bırak 90 watt hızlı şarja geçti. Sen hala 15-20 wattlarda sürünüyorsun. Millet 6000-7000 mAh'lik batarya koyuyor. Sen hala 2000 mAh'i zor geçiyorsun. Yani tamam eyvallah sadık bir müşteri kitlem var. Ekosistemi muazzam. Ama seni seven, sana böyle tapan fanlarını da böyle şey yerine koymaya gerek yok artık. Yani biraz kendi kitlene saygı göstermen gerekiyor. Sevgili Apple, buradan sana sesleniyoruz. Bir lafım da Apple Türkiye'ye şu fiyatları biraz düşürün ya, makul seviyelere çekin. Onunla çarpıyorsunuz diyorduk. Siz işi abarttınız artık 12-13 ile çarpmaya başladınız. Yakında 15-16 ile çarpacaksınız. Tamam şu ara kur uçmuş olabilir ama bu kadar da öngörülen bir fiyat kalibresi denemenize gerek yok. Biraz daha makul tutsaydınız ne olurdu 4000 liraya satsaydınız. Biz de burada deseydik ya 4000 liraya arkadaşlar bu telefon alınır. Yani 4.7 inç A13 Bionic Yonga setiyle geliyor. Alabilirsiniz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. iOS'e geçmek isteyenler işte size alın fırsat, daha düşük bir fiyata iOS'e geçme tecrübesi deseydik ne olurdu? Olmaz. Değil mi? Apple ya. Bir de uygun fiyat yazmışsınız. Bari internet sitenizden o uygun fiyat kalibresini kaldırın. Arkadaşlar bu ülkede asgari ücret 2300 lira civarlarında. Belki farkında değilsinizdir ama. Dolayısıyla öyle 5500 liralara, 5300 liralara sattığınız telefonlara özellikle de fiyatı dikkat çekici diye belirtmeniz biraz absürt ve de komik kaçmış. Kısacası arkadaşlar iPhone SE alınır mı? Bence alınmaz. Tabii yine de karar
sizleri. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Siz işi abarttınız, artık 12-13 ile çarpmaya başladınız. Yakında 15-16 ile çarpacaksınız. Tamam, şu ara kur uçmuş olabilir ama bu kadar da öngörülen bir fiyat kalibresi denemenize gerek yok. Biraz daha makul tutsaydınız, ne olurdu 4000 liraya satsaydınız? Biz de burada deseydik ya 4000 liraya arkadaşlar bu telefon alınır. Yani 4.7 inç A13 Bionic Yonga setiyle geliyor. Alabilirsiniz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. iOS'e geçmek isteyenler işte size alın fırsat, daha düşük bir fiyata iOS'e geçme tecrübesi deseydik ne olurdu? Olmaz. Değil mi? Apple ya. Bir de uygun fiyat yazmışsınız. Bari internet sitenizden o uygun fiyat kalibresini kaldırın. Arkadaşlar bu ülkede asgari ücret 2300 lira civarlarında. Belki farkında değilsinizdir ama. Dolayısıyla öyle 5500 liralara, 5300 liralara sattığınız telefonlara özellikle de fiyatı dikkat çekici diye belirtmeniz biraz absürt ve de komik kaçmış. Kısacası arkadaşlar iPhone SE alınır mı? Bence alınmaz. Tabii yine de karar sizlerin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.